Thank you.
tanesi burası. Urfa'da hani bizim de tesadüfen açılıp buraya geliyor olmamız çok iyi oldu. Ve gerçekten hani Kültür Bakanlığı'nın bu düzenlemesiyle birlikte görülebilecek yerlerden bir tanesi haline gelmiş Göbekli Tepe. Yani ilk hani dinlerin ortaya çıktığı, hani şu ana kadar herhalde tarihte en eski yerleşim yeri olarak bulunan bir arkeolojik anıt burası, kazı. O yüzden birçok insanın hani gelip ziyaret edip görmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Urfalıyım ama İzmir'de yaşıyorum. Hukukçuyum, avukatım. Biraz da Urfa'ya olan bir tutkum var. Tarihi değerlerimize çok önem veriyoruz. Daha önce gelmiştim ama 10 yıl oldu. Çok da derli toplu bir halde değildi. Geçenlerde yine uğradım. Tamirat halindeydi. Ama bugün özel olarak o merakımı tabii bir ölçüde de o sorumluluğu gidermek amacıyla kalktım geldim. Çatı çok mükemmel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten inanamadım. Bana dediler ki bundan bir sene önce yine geldiğimde burası onarım halinde. Yani böyle bir şey tahammül edemiyordum. Yapanların eline sağlık. Çok güzel oldu. Ziyaretçilerimizin daha rahat ortamda ziyaret etmeleri için bir çatı düzeni yapıldı. Bu çatı düzeni dediğimizde öyle basit bir çatı değil, 6,5 milyon avroluk bir çatı. Göbekli Tepe'yi biz layıkıyla tanıtmak istiyoruz. Göbekli Tepe'nin önemi dünya tarihini değiştirecek bir tarihi yapıt ve tarihin sıfır noktası deniliyor ama biz Halliye Belediyesi olarak daha eskisi yoksun olanıyla tanıtıyoruz. Göbekli Tepe ile ilgili tüm halkımızı ziyarete bekliyoruz. Biz de Halliye'deki gençlerimizi, çocuklarımızı Göbekli Tepe'yi tanımak, tanıtmak ve önemini bilmek açısından oralara ziyarete götürüyoruz. Ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Göbekli Tepe, tarihin bilinen en eski yapıtlarından Mısır piramitlerinden ve İngiltere'deki Stonehenge dedikleri eserden 7000-7500 sene daha eski. Eğer biz Göbekli Tepe'yi layıkıyla tanıtırsak ve dünya turizmini buraya celbedersek, Halliye'nin ekonomisi, Şanlıurfa'nın ekonomisi ve Türkiye'nin ekonomisi